yaptık. Bütün izin belgelerimizi verdik. Dün onaylandı. Fakat gece şöyle bir haber geldi bize. Yasaklandı. Meydanda yapamayacaksınız diye. Sabah tekrar arandık. Asla toplanmıyorsunuz. Yapacaksanız kendi mekanınızda yapın diye. Biz de şu anda buna uyuyoruz. Sosyal mesafe ve maskelerimizi takarak bu küçük mekanda kutlamamızı ve açıklamamızı yapacağız. Genel merkezimizle görüştüm bu konuyu. Onlar da çok sıkıntıdalar. Ankara'da daha başka bir program var. Şu anda sanıyorum onları Anıtkabir'e sokmuyorlar. Durumumuz bu. Basın açıklamamızı Cavit Bey okuyacak, yapacak bize. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum ben. Değerli arkadaşlar, Lozan'ın 97. yıl dönümü kutlu olsun. Hepiniz bu sebeple hoş geldiniz. Basın açıklamasını okuyorum. Türk Milleti 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile emperyalizm cepheden sonra masada da yenilgiye uğratılmıştı. Böylece tam bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukukun üstünlüğüne dayalı, çağdaş ve üniter bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştı. Lozan bu yönüyle anayasada vurgulanan ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen niteliklerin zemini oluşturmaktadır. Büyük Türk Milleti son yıllarda yalan ve sahte tarih yazma gayretleri hız kazanmıştır. Lozan'a, Lozan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve yol arkadaşı İsmet İnönü'ye yönelik çirkin ve sınır tanımaz saldırıları bu nedenledir. Lozan karşıtlığı sevr yandaşlığıdır. Bölünmek, parçalanmak ve emperyalizme yem olmaktır. Lozan karşıtlığı Atatürk'ün kurduğu ulus devlet modelinin çağdaş kazanımlarını ve cumhuriyetin niteliklerini tasfiye edilmesidir. Lozan karşıtlığı hilafetin ve saltanatın geri getirilmek istenmesidir. Lozan karşıtlığı milli egemenlik yerine saray ve hanedan hakimiyetini kabullenmektedir. Lozan karşıtlığı millilik yerine ümmetçiliktir. Lozan karşıtlığı siyasal, dinci bir devletin inşasına yüksek sesle evet demektir. Lozan karşıtlığı çoklu hukuk sistemini benimsemektedir. Hukukun üstünlüğünün yok edilmesidir. Lozan karşıtlığı bölücü, gerici, işbirlikçi, cemaatçi, tarikatçı, PKK ve FETÖ'cü ve bazı yapılanmalara göz yummaktır. Büyük Türk Milleti, Lozan Cumhuriyetimizin ve milletimizin dayandığı en güçlü siyasi ve hukuki temeldir. Bu temele oynamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılması, yıkılmasıdır. Milletimizin ayrıştırılması, kamplaştırılması ve kutuplaştırılmasıdır. Buna izin vermeyeceğiz. Lozan karşıtlarının yürüttüğü sinsi politikalara seyirci kalmadık, kalmayacağız. Lozan'ın 97. yıl dönümünde Büyük Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, milli kahramanlarımızın, devrim ve demokrasi şehitlerimizin manevi huzurunda ve milletimizin önünde bir kez daha ant içiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyetimizin çağdaş niteliklerine, Lozan'a ve milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Uyarıyoruz. Lozan karşıtlığı sevr yandaşlığıdır. Atatürk'ün kurduğu milli devletin tasfiyesidir. Orta çağ karanlığına teslim olmaktır. Hilafet ve saltanat heveslerine biat etmektir. Bu emperyal oyunlara karşı herkese dikkatli olmaya, yurttaşlık sorumluluğu ile yasal ve demokratik yollarla mücadeleye çağırıyoruz. Saygılarımızla. Sevgili yol arkadaşlarım, şimdi bu uğurda şehit olmuş, canını vermiş, savaşmış bütün herkes adına bir dakika saygı duruşuyor. Saat gelecek bir saat. Teşekkürler sana.